Merhabalar. Bu videoda konsolidasyon konusunu anlatacağım. Konsolidasyon bir yük altında zeminlerde boşluk oranında azalma ve bu esnada suyun drene olması işlemidir. Gördüğünüz gibi yük geldiği zaman bir miktar oturma olacaktır. Kohezyonsuz zeminlerde oturma çok kısa sürede oluşmakta. Kohezyonlu zeminlerde ise oturmanın tamamlanması uzun süre almaktadır. Oturma hızı zaman ile beraber giderek düşmektedir. Bu grafikten görüldüğü gibi. Yani yük geldiği zaman önce daha hızlı bir oturma, daha sonra da daha yavaşlayarak devam eden bir oturma olduğunu söyleyebiliriz. Konsolidasyon deneyini ödometre deneyiyle yapabiliyoruz. Bu ödometre deney cihazıdır. Buraya numunemizi koyup ağırlık koluna da yük koluna da yükleri koyduğumuz zaman farklı yükler altında numunemizin düşey yöndeki deplasmanın oturma miktarını, daha doğrusu oturma miktarını buradaki deformasyon ölçüm saatleriyle beraber okuyabiliyoruz ve zamana bağlı olarak oturma miktarını bu şekilde ödometre deneyiyle birlikte belirleyebiliyoruz. Farklı yükler altında farklı oturma değerleri okuyoruz. Ödometre deneyinin amacı bu. Farklı yükler altında oturmalarında değiştiğini görüyoruz. Oturmaların artan yük seviyesine bağlı olarak oturma seviyesinin de arttığını görüyoruz. Kohezyonlu zeminlerde, özellikle killerde oturma çok uzun süre sürmektedir. Sitlerde killere nazaran daha kısa zaman içerisinde oturma tamamlanmaktadır. Kohezyonsuz zeminlerde daha dediğim gibi az önce de ifade ettiğim gibi daha hızlı oturma göstermektedir. Burada ödometre deneyinden zamana bağlı yük ve oturma miktarlarının değişim grafiğini burada gördüğü gibi ödometre deneyiyle birlikte oluşturabiliyoruz. Ödometre deneyinde de numunemizin üzerinde yük veriliyor, yük etki ediyor ve oturma miktarı deformasyon saati ile ölçülebiliyor. Bir sonra konsolidasyon deneyinde elde ettiğimiz bu yük değerine karşılık gelen oturma seviyelerini ne yapacağız? O konuya geleceğiz. Ancak bu şunu da belirtmem gerekiyor. Oturmaların en az %90'ının tamamlanacağı süreye kadar beklememiz gerekiyor. Killerde çok uzun sürebiliyor oturma süresi. Oturmanın tamamlanması killerde çok uzun sürebiliyor. Ancak en azından %90'ının tamamlanmış olması gerekiyor. Killerde dahi olsak ve oturmanın artık çok yavaşladığı yere kadar oturmamızın artık çok böyle yavaşladığı bu oturma grafiğinin yataya döndüğü yerlere kadar bu zamanın beklenmesi gerekiyor ki işte o yük altında oturmanın ne kadar olduğunu belirleyebilelim. Oturmanın yüke bağlı, yük değerine bağlı oturmanın belirlenmesi, oturma miktarının belirlenmesini biz nerede kullanacağız? Sıkışma indisi belirlemek için kullanacağız. Sıkışma indislerinin belirlenmesinde yüke bağlı oturma değerleri kullanılıyor. Bu grafikte boşluk oranı ve gerilmenin işte o numunenin üzerine etki eden yükün o numune alanına bölümü ile elde edilen gerilme değerinin logaritması x ekseninde var. Y ekseninde ise boşluk oranı. Yani gerilme değeri arttıkça boşluk oranında azalma olduğunu görüyoruz ve bu grafiği oluşturuyoruz. Bu grafikten E değerlerini nasıl buluyoruz? Delta H bölü H, yani delta H oturma, H numunemizin yük vermeden önceki yüksekliği, H eşittir delta E bölü 1 artı E0. E0 başlangıçtaki boşluk oranı, delta E'de işte boşluk oranındaki değişim. Buradan delta E'yi bularaktan E değerlerine karşılık gelen
log sigma yani normal gerilme değerlerinin logaritmasının e değerlerine karşılık gelen değerlerine yönelik bu grafiği oluşturuyoruz ve buradan sıkışma indisi değerlerini bulmamız gerekiyor. Sıkışma indisi değerlerini de CR ve CC olarak iki grupta inceleyebiliyoruz. Şimdi oturma yük değeri arttıkça oturma artacak ve boşluk oranındaki azalma devam edecektir. Ancak belirli bir basınç değerini geçtiğimiz zaman daha hızlı bir oturma olacak ve boşluk oranındaki değişim miktarı artacaktır. Burada bu grafiğin eğiminin arttığını göreceğiz. Başlangıçtaki şu eğim giderek artacaktır. İşte bu eğimin arttığı andan itibaren şöyle bunlara bir teğet çekerek bu eğimin az olduğu yer ve eğimin arttığı yerdeki bu iki eğimi hesapladığımız bu doğruların kesiştiği yer bize ön konsolidasyon basıncını verecektir. Ön konsolidasyon basıncından daha küçük gerilme seviyeleri için CR sıkışma indisini hesaplayacağız. Ön konsolidasyon basıncından daha yüksek gerilme seviyeleri için ise CC değerini dikkate alacağız. Konsolidasyon ve kompaksiyon arasındaki bir fark var. Bunu da değinelim. Konsolidasyon sıkışan zeminden su çıkışı durumudur. Zemin sıkışınca su çıkışı olur. Su drenajı olur. Ancak kompaksiyonda su çıkışı yok. Sadece hava çıkışı var zeminde ve konsolidasyon ve kompaksiyon arasındaki fark da bu şekilde ifade edilebilir. Boşluk oranının artan yük değeriyle beraber değiştiğine yönelik şöyle CR, CC doğruları, daha doğrusu doğruların eğimleri olan sıkışma indislerinden bahsettik. Bir de CS, kabarma indisi vardır. Bu nedir? Eğer zeminin üzerindeki gerilmeyi azaltırsanız zemin kabarma gösterir. İşte buradaki bu elde edilen şu doğrunun eğimi de şu CS ile gösterilen kabarma indisi olarak ifade edilebilir. Tane boyu inceldikçe konsolidasyon tamamlanması için geçen sürenin de arttığını ifade etmiştim. Evet, devam edelim. Konsolidasyonda zemin içerisindeki su hacminde azalma yaşanır. Yani hava hacmi, su hacmi ve tane hacmi vardır. Bunların sıkışması sonucunda hava ortamdan uzaklaşır ve konsolidasyona uğraması ile beraber zeminin görmüş olduğumuz gibi suyun da hacminde bir miktar azalma oluyor. Yani su drenajı oluyor konsolidasyonda. Su çıkışı oluyor zemin içerisinde. Ama burada az önce bahsetmiş olduğum işte CR eğimi, CC ve kabarma veya işte şişme eğrisi. Gerilim azaldığı zaman tekrar bir kabarma gösterebiliyor numune. Bu da zemin özelliklerine bağlı olaraktan farklı CS değerleri, farklı eğimler burada görebiliyoruz. Bakir eğri demesinin sebebi şurada. Ön konsolidasyon basıncının aşıldığı durumda zeminin teorik olarak o basınca ilk defa maruz kaldığı ve dolayısıyla daha hızlı oturmaya başladığı ifade edilebilir. Zeminin ön konsolidasyon basıncından daha küçük basınçlarda daha eğimi az bir grafik burada sergilemesinin sebebi de daha önce teorik olarak o zeminin o gerilme seviyelerine ulaşmış olduğu şeklinde bir ifade verilebilir. Yani şuradan da gösterecek olursak zemin ön konsolidasyon basıncını açtığı zaman daha önce hiç maruz kalmadığı gerilmelere maruz kalıyor ve dolayısıyla daha hızlı bir oturma olduğunu ifade edebiliyoruz. Ön konsolidasyon basıncının yukarısında gerilmeler varsa CC, ön konsolidasyon basıncından daha küçük gerilmeler varsa CR değerini dikkate alıyoruz. Bu konuda da örnekler çözerek konuyu daha iyi ifade etmeye çalışacağım. CR ve CC değerlerini bulduğumuz zaman arazideki delta H yani oturma değerlerine geçiş yapabiliyoruz. Bunu böyle şöyle hesaplayabiliyoruz. Delta H eşittir H bölü 1 artı E0 H işte oradaki oturan zeminin yüksekliği. H bölü 1 artı E0 yani oturma öncesindeki boşluk oranı çarpı CR eğer sigma 2 yani sigma 2, sigma 1 ve sigma 2 vardır. Sigma 1 konsolidasyon öncesi, sigma 2 konsolidasyon esnasında
bulunan gerilmedir sigma 2. Bu sigma 2 değeri ön konsolidasyon basıncından küçükse CR'yi kullanıyoruz ve arazideki oturmayı teorik olarak delta H eşittir. H bölü 1 artı 0 çarpı CR bölü log sigma 2 bölü sigma 1'den hesaplayabiliyoruz. Eğer arazideki yükleme neticesinde oluşan sigma 2 değeri ön konsolidasyon basıncından büyükse bu sefer delta H eşittir. H bölü 1 artı E0 çarpı CR çarpı log sigma P üssü yani ön konsolidasyon basıncı bölü sigma 1 artı H bölü 1 artı E0 çarpı CC bölü sigma 2 bölü ön konsolidasyon basıncı gerilmesi. Neden? Ön konsolidasyon gerilmesine kadar CR'yi ondan sonra artı ön konsolidasyondan sonraki gerilimler için de CC'yi baz alıyoruz. Burada ön konsolidasyon basınca kadar olan yerde CR sigma P üssü yani ön konsolidasyon log ön konsolidasyon basıncı bölü sigma 1 diyoruz. Artı burada da CC'yi baz alıyoruz. Burada da log yazacak şurada. Az önce soruda yazdım doğru bir şekilde. Burada da log olacak. Log sigma 2 bölü sigma P üssü olacak. Sigma P üssü ön konsolidasyon basıncıdır. Soru çözeceğim. Birazdan daha iyi net yani soru çözüldüğü zaman konu anlaşılacaktır mutlaka. Daha iyi olacaktır soru çözümüyle beraber. Soru çözümüne geçmeden önce şu konuyu da bir ifade edelim. Bir de CV dediğimiz bir konsolidasyon katsayısı vardır. Konsolidasyon katsayısı eşittir. Yani CV eşittir. K bölü MV bölü suyun birim acım ağırlık suyun birim acım ağırlığıdır. K dediğimiz burada permeabilite sayısı yani geçirimlilik değeri, permeabilite değeri. MV dediğimiz hacimsel sıkışma katsayısıdır. Şurada MV'yi şöyle gösterebilirim. MV eşittir. Konsolidasyonla beraber oluşan hacimdeki değişim bölü ilk hacim bölü gerilme değerindeki fark artış yani sigma 2 eksi sigma 1 oluyor şu delta sigma. Tek boyutlu oturma olduğu zaman MV eşittir sigma H bölü gerilme değerindeki değişim olarak MV değerini hacimsel sıkışma katsayısını hesaplayabiliyoruz. Hacimsel sıkışma katsayımız buydu. Permeabilite katsayısı pardon permeabilite değeri yani geçirimlik değeri bölü hacimsel sıkışma katsayısı çarpı suyun birim acım ağırlığı eşittir. Konsolidasyon katsayısını vermektedir. Konsolidasyon katsayısına bağlı olarak da bir takım zaman parametresine geçiş yapacağız. Burada TV dediğimiz şey oturma miktarına bağlı olan bir parametre. Oturmanın bir fonksiyonu. Yani U daha doğrusu oturma miktarı TV'nin bir fonksiyonu. U dediğimiz şey konsolidasyon yüzdesi. U 0 olduğu zaman oturma başlamamış oluyor. U eşittir 1 olduğu zaman ise oturma tamamlanmış oluyor. U 0 ve 1 arasında 0 ve 1 dahil olmak üzere değişebilen bir değerdir. Oturma tamamen tamamlanmış olduğu zaman 1. Oturma tamamlanmış olmadığı zaman, oturma hiç başlamamış olduğu zaman, hatta oturma hiç başlamamış olduğu zaman 0, oturma devam ederken de 0 ile 1 arasında devam eden, değişen bir değer U. TV eşittir. Şimdi bu TV ve U arasında bir ilişki var. Buna yönelik şu grafiği kullanacağız. TV'nin U'ya göre değişim tablosu vardır. Ona gelmeden önce şurada TV eşittir. CV çarpı T, T zaman, CV konsolidasyon katsayısı bölü D. D eğer 200'lü geçirimli bir zemin varsa, yani altta zeminin mesela bir yüzeyde bir zemin var, altında yine geçirimli bir zemin varsa D eşittir H bölü 2. Yani zemin yüksekliğinin yarısı. Eğer altta geçirimsiz bir formasyon varsa, örneğin geçirimsiz bir kaya ya da geçirimsiz bir kaya ortamı varsa zeminin altında bu sefer D eşittir H olarak yani toprak örtüsünün kalınlığı olarak D'yi alabiliyoruz. Delta H eğer ön konsolidasyon basıncına bağlı az önce ifade ettiğim gibi ön konsolidasyon basıncını geçen sigma değerleri, sigma 2 değerlerinin çıkılması durumunda sigma H1 artı sigma H2 diyoruz. Sigma H1 ön konsolidasyon basıncına kadar olan gerilmenin sebep olduğu delta H'tır. Delta H2 de ön konsolidasyon basıncını geçen gerilme değerinin sebep olduğu oturmadır. İkisini topladığımız zaman delta H'ı buluyoruz. Bununla ilgili örnekler çözeceğim. U ve TV değeri arasındaki değişim ve ilişki var. Burada da TV değerinin işte arazideki değerlerin işte uniform gerilme değerinin uniform olması
veya işte zemindeki gerilme dağılımının eğer lineer dağılım varsa, ki bu normalde çoğunlukla lineer dağılım olur. Yani derinliğe bağlı olarak zemin içerisinde derinliğe bağlı olarak da gerilme artışının olduğunu söylüyoruz. Bunu daha önceki videolarımızdan, anlatımlarımızdan da biliyoruz. Derinlik arttıkça gerilme değeri de artıyor. İşte bu gerilme değeri arttığı bu dağılım içerisinde eğer altta geçirimsiz bir zemin varsa TV değerimiz U değerine bağlı olarak da şu sütunda olduğu gibi değişiyor. Ve eğer altta geçirimli bir zemin varsa da bu şekilde U ve TV değerleri arasında ilişkiler mevcuttur. Buna yönelik tablolar kitaplarda, literatürde mevcuttur. U ve TV arasındaki ilişkiyi veren tablolar. Şimdi bu anlatmış olduğumuz konularla ilgili örnek çözersek daha iyi konunun anlaşılacağını düşünüyorum. Bu örnekte ödometre deneyi var. Ödometre deneyinde 20 milimetrelik bir numune sigma değeri altında oturuyor. Farklı sigma değerleri altında deformasyon oluyor. H değeri örneğin 50 kilopaskal verildiği zaman 20 milimetreden 19 milimetreye düşmüş. 100 kilopaskala çıkıyor. Bu sefer H 20 milimetreden 18'e düşmüş. Burada 125 kilopaskal verildiği zaman 17 milimetreye düşmüş yükseklik, numune yüksekliği, odometre deneyindeki numune yüksekliği. Ve 150 kilopaskal verildiği zaman sigma 16 milimetreye düşmüş numune yüksekliği. Bu değeri kullanarak da delta H bölü H eşittir delta E bölü 1 artı E sıfırdan boşluk oranındaki değişimleri delta E'leri bulacağız. Delta H'lar burada hep 1 milimetre. İlgili yük değeri koşulundaki başlangıcındaki ve sondaki ya daha doğrusu H o yükü verirken ki başlangıçtaki bu numune yüksekliği H. Örneğin biz H 50 kilo paskalı verdiğimiz zaman H 20 milimetreymiş. 50 kilo paskalı verdikten sonra 19'a düşmüş. 100 kilo paskal gerilme verirken H 19 milimetreymiş. 100 kilo paskalı verdikten sonra 18 milimetreye düşmüş. 125 kilo paskal verirken H 18 milimetreymiş. 125 kilopaskal verdikten sonra bir zaman geçtikten sonra H 17 milimetreye düşmüş. Yani mesela 125 milimetre 125 kilopaskal için H değeri burada yani başlangıçtaki H değeri 18 milimetre. 125 kilopaskal verdikten sonra 17'ye düşmüş. 150 kilopaskal gerilme verdiğimiz zaman H 17 milimetreymiş. Daha sonra verdikten sonra bu gerilme altında 16 milimetreye düşmüş. Her yük basamağı için delta H bölü H eşittir delta E bölü 1 artı E sıfırdan olayı delta E'leri bulacağız. 50 kilopaskal için 1 milimetre bölü 20 milimetre. Nedir bu? Delta H bölü H eşittir. Delta E bölü 1 artı E sıfır. E sıfır soruda başlangıç E sıfırı yani ödemeci testine başlamadan önce numunemizin boşluk oranının ödometre testindeki yüklemenin başlamasından önce numunemizin boşluk oranının 0,5 olduğunu soruda zaten veriyor. Başlangıç boşluk oranı olarak. Dolayısıyla burada delta H bölü H eşittir delta E bölü 1 artı E sıfırdan delta E'yi 0,075 buluyoruz. Bir sonraki yükleme basamağı için 100 kilopaskal gerilme var. Burada da bu sefer H 19 oluyor. Az önce ifade ettiğim gibi 1 bölü 19 eşittir delta E bölü delta E sıfırda 0,5 eksi 0,075 oluyor. Yani 1 artı 0,425 oluyor. Ve yine delta E'yi buluyoruz. 125 kilopaskal yükleme olduğu zaman 125 kilopaskal yükleme olduğu zaman 125 kilopaskalda H 18 milimetre yani 125 kilopaskal yükleme yaparken başlangıçtaki H 18 milimetreydi. Çünkü kademeli olaraktan oturuyor malzeme ve H değerleri değişiyor. 125 kilopaskala vermiş olduğunuz gerilme düzeyinde H değeri 18 milimetre. 125 kilopaskal gerilme geldiği zaman oturması 17'ye düşüyor. Yani oturma miktarı 1 milimetre oluyor. H değeri 17'ye düşüyor. Yani delta H'i 1 milimetre oluyor. Demek ki 1 milimetre bölü 18 milimetreden delta E bölü 1 artı E 0, 1 artı 0,35 yine delta E'yi buluyoruz. E 0 da burada dikkat etmek gerekir ki E 0 da her zaman o yükleme basamağımızın başındaki E değeridir. 100 kilopaskal için delta E hesaplanıyorsa 100 kilopaskal verilmeden hemen önceki E değerini dikkate almamız lazım. İki kere oturmuş. 0,5'ten boşluk oranı iki kere azalmış ve 0,35'e düşmüş. 125 kilopaskal yüklemeden önce
bir iki kere oturmuş. Dolayısıyla boşluk oranı bu iki kere oturduktan sonra belli bir değere kadar düşüyor ve biz artık 125 kilopaskal verirken ki sahip olduğu E0'ı 100, daha doğrusu 125 kilopaskalı vermeye başlamadan hemen önceki E değerini burada E0 olarak dikkate alıyoruz. İki kere 0.75, 0.075, 0.075 azaldığı zaman 0.5'ten çıkardığımız zaman E0 0.35 oluyor. Delta E'si 0.075 olarak hesaplanıyor. Aynı şekilde 150 kilopaskal basamağı için, yükleme basamağı için de delta E'yi buluyoruz. Her basamakta delta E değerimiz nasıl değişiyor diye, delta E değerimiz ne oluyor diye. Şu delta E bölü 1 artı E0 eşittir delta H bölü H'tan delta E değerlerini buluyoruz. Delta E değerini bulduktan sonra ne yapacağız? Sıkışma endisini bulacağız. Sıkışma endisi değerleri nedir diye soruyor. Sıkışma endisi değerini bulmak için E değerimiz 0.5, ondan sonra 0.5'ten delta E değerini çıkartarak buradan log sigma değeri artışıyla beraber burada bir grafik oluşturuyoruz. Sigma değerimiz arttıkça, log sigma değerimiz arttıkça boşluk oranının da azaldığını görüyoruz. Buradan log sigma ve E değer grafiğini çizdiğimiz zaman CR'nin, şu doğrunun eğimi CR, daha sonra eğim artan bir yer var. Burası da CC olarak hesaplıyoruz. Bu ikisinin kesiştiği yer, bu iki doğrunun kesiştiği yer iz düşümünün de log sigma, yani bu iki doğrunun kesiştiği yerin iz düşümünde ön konsolidasyon basıncının logaritması olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradan da ön konsolidasyon basıncı yaklaşık 110 kilopaskal olarak belirlenebiliyor arkadaşlar. Log 50, log 100, log 125, log 150 değerlerini kullandık. Çünkü yükleme basamaklarımızda sorumuzda 50, 100, 125 ve 150 kilopaskal verdik numune üzerinde sırasıyla. Dolayısıyla buradan bu değerleri kullandık. Ve dolayısıyla bu grafiğe koyduğumuz zaman CR değerini şu doğrunun eğimi olaraktan 0.25 bulabiliyoruz. Şimdi soru şöyle baktığımız zaman diyor ki 50 kilopaskal diyor ki bu zeminin türü sahada 5 metre kalınlığa sahipmiş. Altında da geçirimsiz bir kaya varsa diyoruz. 50 kilopaskal üzerinden büyük eklenmesi durumunda oturma ne olur diyoruz. Zeminimizin birim hacim ağırlık değerinin burada bilinmesi gerekiyor. Zeminimizin birim hacim ağırlık değeri de 19 kilonewton bölü metreküp olarak soruda veriliyor. 19 kilonewton bölü metreküp. Zeminimizin birim hacim ağırlık değeri. Evet. 19 kilonewton bölü metreküp şu an soruda size veriliyor. 19 kilonewton bölü metreküp neden kullanıyoruz birim hacim ağırlık değerini? Sigma 1'i bulmak için. Sigma 2 ne olacak? Sigma 1 artı delta sigma. Delta sigma ne? İşte o soruda üzerinden gelen 50 kilopaskal. Şimdi sigma 2 değerimiz ön konsolidasyon basıncından küçük olacaksa CR'yi kullanacağız. Öncelikle CR'yi mi kullanacağız? Neyi kullanacağız? CC'yi mi kullanacağız? Her ikisini mi kullanacağız? Yani onu bir belirlememiz gerekiyor. Sigma 2'yi bulmamız gerekir. Sigma 2 eşittir. Sigma 1 artı delta sigmadır. Delta sigma 50 kilopaskal olarak soruda verildi. Sigma 2 de birim hacim ağırlık çarpı zemin yüksekliğinin tam orta noktasındaki yani zemin yüksekliğinin yarısı. Çünkü tam orta noktasındaki kendi ağırlığı dolayısıyla oluşan gerilmesi onun ortalama gerilmesi oluyor. Derine indikçe artıyor. Yüzeyde sıfır. Orta noktası ortalama gerilme değeri oluyor. Birim hacim ağırlık değeriyle h bölü 2 yani tabaka yüksekliğinin yarısını çarptığımız zaman 19 kilonewton bölü metreküp çarpı 2,5 metre dediğim zaman sigma 1 47,5 kilopaskal hesaplanıyor. Delta sigmayı eklediğim zaman arkadaşlar 97,5 kilopaskal olarak sigma 2'yi buluyorum. Sigma 2 değerin 97,5 kilopaskal. Ön konsolidasyon basıncı neydi? 110 kilopaskaldı. Demek ki bu sigma 2 değeri 110 kilopaskaldan küçük olduğu için ben CR'yi kullanacağım. CR değerim 0,25 hesaplamıştım ve şu formülden delta h'ı bulabilirim oturma miktarını. Delta h eşittir h bölü 1 artı E0 çarpı CR çarpı log sigma 2 bölü sigma 1. Delta h eşittir 5 metre bölü 1 artı 0,5 E0 çünkü 0,5 verilmişti soruda çarpı 0,25 CR değerim çarpı log sigma 2 bölü sigma 1. Buradan değerleri yerine koyduğum zaman
arkadaşlar delta H değerimiz 26 santimetre, yani 0,26 metre olarak buluyorum. Demek ki yüzeyden 50 kilopascal gerilme geldiği zaman bu zeminde 5 metre yüksekliğine sahip olan bu zeminde 0,26 metrelik bir oturma bekliyoruz. Sorumuzun C şıkkına gelecek olursak, C şıkkında oturmanın %50'si ne kadar süre içerisinde tamamlanır? Bunu da kullanmamız gereken bir değer olarak geçirimlilik katsayısı, zeminin geçirimlilik, daha doğrusu geçirimlilik değeri, permeabilite değeri 10 üzeri eksi 7 metre bölü saniye olarak verilmiş. Buradan ben geliyorum. Ne diyorum? Şöyle diyorum. U 0,5, yani oturmanın %50'si tamamlanmış. TV değerim kaç olacak? Öncelikle buna bakacağım. Altta geçirimsiz bir formasyon olduğu için, altta geçirimsiz olduğu için U05, yani oturmanın yarısı tamamlandığı zaman U05 oluyor. Ve TV değerim 0,092'ye denk geliyor. TV değerim 0,092 çünkü altta geçirimsiz bir zemin var. 0,092 TV değerim. TV eşittir 0,092. TV eşittir CV çarpı, yani konsolidasyon katsayısı çarpı T bölü D kare. T'yi zaten bana ne kadar sürede tamamlanacağını soruyor. Ben şimdi T'yi bulmam için CV'yi hesaplamam lazım. CV de eşittir geçirimlik değeri K bölü MV çarpı suyun bir bacım artı değeri. Şimdi zaten K değerim, permeabilite sayım, permeabilite değerim, geçirimlik değerim 10 üzeri eksi 7 metre bölü saniye olarak veriliyor. MV'de tek boyutlu oturma var burada. Delta H bölü H bölü delta sigma, delta H bölü H delta sigma'dan bulacağım bunu. Burada 50 kilopascal gerilme altında 0,26 metre sıkışacağını görmüştük. Buradan koyduğumuz zaman H da 5 metreydi. Yani bu zeminin, şimdi ben hacimsel sıkışma katsayısını buluyorum bu zeminin. Delta H bölü H bölü 50 kilopascal diyorum. 50 kilopascal delta sigma oluyor. H 5 metre, delta H 26, 50 kilopascal'da 0,26 metre oturuyormuş bu zemin. Dolayısıyla bu zeminin hacimsel sıkışma katsayısını buradan 5,2 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilopascal üzeri eksi 1 olarak buluyorum. Burada kilopascal üzeri eksi 1 metrekare bölü kilonewton'dur. Yerine koyduğum zaman burada CV değerini, suyun da bir bacım ağırlığını 9,81 kilonewton bölü metreküp olarak koyduğum zaman eşitliğe CV diyelim, konsolidasyon katsayım 1,96 çarpı 10 üzeri eksi 6 metrekare bölü saniye olarak çıkıyor. TV değerimi getiriyorum. CV'mi artık hesapladım. T'yi zaten bana soruyor soru. TV değerimi biliyorum 0,092. D karemde altta geçirimsiz bir formasyon olduğu için H olarak alıyorum. Dolayısıyla H'ın karesi D eşittir H ise H 5 metre, yani 5 metrenin karesi 25 metre kare oluyor. TV buradan hesaplandığı zaman TV daha doğrusu biliniyor. Buradan T'yi hesaplıyoruz. T'yi de 1,17 çarpı 10 üzeri 6 saniye. Bu da yaklaşık olarak 13,5 gün, yani 13,5 gün oluyor. Önce saniyeyi dakikaya, dakikayı işte 60'a bölerek saati, saati de 24'e bölerek ne yapabiliyoruz? Günü bulabiliyoruz. Dolayısıyla burada zeminimizin %50'sini yani zeminimizin oturmasının %50'sini tamamlaması için, %50 oturma durumu için, yani U eşittir 0,5 koşulu için burada geçmesi gereken sürenin 13,5 gün olduğunu belirleyebiliyoruz. Bir örnekle daha konuyu daha da iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Bu örnekte de yine ödömetre deneyi, az önceki soruda verilen aynı zemin var. Yine 5 metre kalınlığa sahip. Bu sefer altta geçirimli bir başka zemin var. Yani bu sefer geçen soruda çözdüğümüz aynı zemin, ama bu zeminin altında bu sefer geçirimli bir zemin mevcut. Ve yüzeyden 150 kilopascal gerilme etkiyor. Yani yüzeyden 150 pascal gerilme etkimesi demek, bunun delta sigma değerinin, gerilme değeri gerilme değerindeki değişimin 150 kilopascal olduğu anlamına geliyor. Delta sigma 150 kilopascal, 5 metre var yüksekliği, zeminin bir bacım ağırlığı 19 kiloton bölü metreküp, altta geçirimli başka bir zemin var. Yine az önceki zeminle aynı olduğu için başlangıç boşluk oranı 0,5, K değeri 10 üzeri eksi 7 metre bölü saniye.
Ön konsolidasyon basıncı zaten 110 kilopaskal olarak hesaplamıştık. Burada delta H değerindeki, yani işte ne olacak burada soruda ne soruyor bize? Zemindeki oturma miktarı ne olacaktır? 150 kilopaskal geldiği zaman ve oturmanın %60'ın tamamlanması için geçen süre nedir? Ve bir de %60 tamamlandığı zamanki boşluk oranı, %60 oturma tamamlandığı zaman, 150 kilopaskal altındaki oturmanın %60'ı tamamlandığı zaman yani boşluk oranı değeri ne olur? Yani soruda bunlar soruluyor. Burada sigma 2 ön konsolidasyon basıncından büyük. Ön konsolidasyon basıncı 110 kilopaskaldı. Burada zaten delta sigma 150 kilopaskal. Bir de delta sigma artı sigma 1 dediğimiz zaman zaten sigma 2 değeri ön konsolidasyon basıncından büyük olacaktır. Dolayısıyla buradaki eşitlik şöyle olacaktır. Delta H eşittir H bölü 1 artı E0 çarpı CR çarpı log 110 kilopaskal bölü sigma 1. 110 kilopaskal ön konsolidasyon basıncıydı. Artı H bölü 1 artı E0 çarpı CC. Bu sefer CC sıkışma endeksini de kullanıyoruz. Çarpı log sigma 2 bölü 110 kilopaskal. Delta H eşittir. Yani H bölü 1 artı E0 çarpı CR çarpı log ön konsolidasyon basıncı bölü sigma 1 artı H bölü 1 artı E0 çarpı CC çarpı log sigma 2 bölü ön konsolidasyon basıncı. CC değerini de 0,94 buluyoruz. O az önceki CR ve CC grafiklerini çizdikten sonra o doğruların eğimlerini alıyoruz. O doğruların eğimi bize sıkışma endekslerimizin değerini veriyor. CR 0,25, CC 0,94 olarak bulunuyor. Burada CR ve CC, bu soruda kullandığımız CR ve CC, işte bu E ve log sigma değerlerinin grafiğindeki bu eğimlerden CR ve CC değerini bu doğrunun eğimleri olarak buluyoruz. CR ve CC değerimiz zaten ödometre deneyimizin sonuçlarına göre bulduk. Ve değerler burada yazıyor. H 5 metre. Ön konsolidasyon basıncımız 110 kilopascal. Sigma birimiz 19 kilonewton bölü metre, 19 kilonewton bölü metre küp çarpı H bölü 2'den 47,5 kilopaskaldı. Delta sigma bu sefer 150 kilopaskal. İkisini topladığım zaman sigma 2 değerimde 197,5 kilopaskal. Burada bu ilgili değerleri şu formülde yerine koyduğumuz zaman delta H değerini 1,08 metre olarak hesaplıyorum. Nihai oturma tamamlandığı zaman U eşittir 1 de 1,08 metre oluyor. Bu formül nihai oturmayı veren formül. Nihai oturma U eşittir 1. Yani sonsuz zaman koşulunda oluyor. Ama tabii ki U değeri büyük ölçüde 1'e yaklaşıyor. Ama sonsuzu beklemeye gerek yok. Ama teorik olarak oturmanın tamamlanması sonsuz zaman koşulu oluyor. Ancak bu teorik bir durum. Genelde oturmanın yani zaten yani %90'ını tamamladıktan sonra biz onu oturma miktarını yani oturmasını tamamladı diye pratik olarak varsayımda bulunabiliyoruz. Ama teorik hesaba göre bu 1,08 metre nihai durumdaki oturması U eşittir 1 koşulundaki oturması. Bu formül U eşittir 1 değerindeki nihai oturmayı veren formüldür. U eşittir 0,6 olması demek bu oturmanın %60'ını tamamladığı andaki durumu ifade eder. U eşittir 0,6 için TV değerim ne? Altta geçirimli bir zemin var. Altta geçirimli bir zemin olduğu için şimdi U ve TV arasındaki değerleri şu tabloda belirliyordum. Geçirimli zemin var dedik altta. U eşittir 0,6'ya gelen altta geçirimli zemin olduğuna göre TV değeri 0,383. Altta geçirimli bir zemin var. TV diyelim 0,383. U 0,60 için. Evet. TV değerimiz 0,383. U 0,6 koşulu için. TV eşittir CV çarpı T bölü D kare. TV değerimi biliyorum. CV değerimi hesaplayacağım. D kare değerimi de biliyorum. T değerimi bulacağım. CV eşittir probabilite değeri bölü hacimsel sıkışma katsayısı çarpı suyun birim hacim ağırlık değeridir. MV
tek boyutlu oturum olduğu için delta h bölü h bölü delta sigma'dır. Buradan rahatlıkla nv değerim delta h bölü h bölü delta sigma'dan 150 kilopascal yüzey yükü geldiği zaman 1,08 metre oturacağını az önce hesaplamıştım. Şuradan 1,08 metre olarak. H'ın 5 metreydi oturum öncesi zemin yüksekliği. Buradan ilgili değerleri koyduğum zaman 0,00144 kilopascal üzeri eksi 1 olarak MV'yi buluyorum. Sonra CV için de permeabilite değerimi koyuyorum. Bölü MV çarpı suyun birim hacim ağırlığı değerinden konsolidasyon sayımında yani CV değerimi de buluyorum. 7,1 çarpı 10 üzeri eksi 6 metrekare bölü saniye olarak. TV değerimi de az önce ifade ettiğim gibi 0,383 olarak tablodan bakmıştık. 0,383 yani TV eşittir CV çarpı T bölü D kare. D değerim altta geçirimli bir zemin olduğu için H bölü 2. Altta geçirimsiz bir zemin olsaydı H olacaktı ama altta geçirimli bir zemin olduğu için bu soruda H bölü 2 alacağım. Altta geçirimli bir zemin var. 5 metrelik zeminin altında geçirimli olan başka bir zemin var. Demek ki bu geçirimli olduğu için D değerimi H bölü 2'den yani 5 metre bölü 2'den 2,5 metre alacağım. CV çarpı T bölü D kareden de T'yi çekeceğim. Bulacağım yani. Buradan T değerim 337.183 saniye olarak bulunuyor. Yani U 0,6 iken oturmanın %60'ı tamamlarken TV değerim 0,383'tü. Ve buradan T değerimi de oturmanın %60'ı için geçen süreyi de T değerinde 337.183 saniye olarak buluyorum. Bu 5.619 dakikaya eşit oluyor. 5.619 dakikayı da 60'a böldüğüm zaman 93,7 saat. Bu da yaklaşık 3,9 gün oluyor. Yani oturmamın %60'ının tamamlanması için 3,9 gün süre geçmesi gerekiyormuş. Bir diğer soru neydi? Oturmamın %60'ının tamamlanması durumunda E değerim nedir? Oturmanın %60'ı olması durumunda U 0,6 iken oturmanın %60'ı tamamlandığı zaman boşluk oranım ne oluyor? Bu da delta H bölü H eşittir delta E bölü 1 artı E0'dan bulacağım. Delta H değerim U 0,6 iken nihai oturmanın %60'ı kadardır. Yani 1,08 metre nihai oturmaysa bunun %60'ı yani 0,6 ile çarpılmış hali 0,648 metre oluyor. 0,648 metre delta H. H 5 metreydi. Eşittir delta E. Delta E'yi bulacağım. Bölü 1 artı E0. E0'da 0,5 olarak zaten soruda biliyorum. Başlangıç boşluk oranı. Oturma öncesindeki boşluk oranı. Buradan delta E'yi 0,194 olarak belirliyorum. Yani %60 oturma tamamlandığı zaman 0,194 değerinde bir boşluk oranında değişim var. Delta E'yi başlangıç boşluk oranından çıkarttığım zaman oturma durumundaki boşluk oranını buluyorum. Yani 0,5-0,194'ten %60 oturma tamamlandığı zaman boşluk oranımın 0,306'ya düştüğünü de buradan hesaplayabiliyorum. Evet, konsolidasyon konusunda soru çözümü ile beraber konuyu anlatmaya çalıştım. Umarım izleyenler için yararlı bir video olmuştur. Teşekkür ediyorum.